Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle birlikte ki'nin yazımını öğreneceğiz. Arkadaşlar ki Türkçe'de 3 şekilde incelenir. Bunlardan birincisi bağlaç olan ki, bir diğeri zamir yapan ki ve son olarak sıfat yapan ki. Bağlaç olan ki cümleden her zaman ayrı yazılır. Ve biz bunun ayrı yazıldığını şu şekilde anlarız. Örnekte vermiş. Bilesin ki. Larlar iki getiriyorum. Bilesin kiler. Anlamlı mı anlamsız anlamsız olduğu için dikkat. Anlamsız olduğu için ki ayrı yazılır. Eğer anlamlı olsaydı bu birleşik yazılırdı. Bunların te tek istisnası şu arkadaşlar. Son bahçem diye son bahçemi diye kodlamış. Bakıyorum sanki oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü bunu zaten biliyoruz. Madem ki, illaki. Sadece arkadaşlar bunlar bu larler e, taktiğine uymuyor. Bunlara larler getirdiğimizde anlamsız. Yani sanki ayrı yazılacakmış gibi geliyor ama bunlar kalıplaşmış arkadaşlar. Bunlar haricindekilere larler getiriyorum. Eğer anlamlıysa birleşik, anlamsızsa ayrı. Demek ki bağlaç olan ki için ne diyoruz arkadaşlar? Her zaman ayrı yazılır. Ve arkadaşlar ler, lar, Çoğul eki geldiğinde ne olurmuş? Geldiğinde anlamsız olur. Örnekten bakıyoruz. Bilesin ki bütün bunlar çok hoş şeyler. Bilesin kiler diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dolayısıyla bu ne oluyordu? Ayrı yazılıyordu. Biliyor kiler. Mantıksız. Ayrı yazılıyor. Uğramadı kiler. Yine arkadaşlar mantıksız ayrı yazılıyor. Hemen kalıplaşmış olanları yazalım arkadaşlar. Ne dedik? Sanki kalıplaşmış değil mi? Oysa ki kalıplaşmış. Meğer ki değil mi? Belki. Aslında belki ve çünkü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü de onun yanına yazayım hemen. Çünkü halbuki hal, halbuki ne dedik arkadaşlar? Madem ki ve illaki. Bunlar dışındakiler ne oluyordu arkadaşlar? Ee, Larler iki getiriyorduk. Anlamlıysa birleşik, anlamsızsa ayrı. Hemen ilgi zamiri olan ki. Arkadaşlar zamirin görevi neydi? Zamirin görevi ismin yerine geçmekti. Burada da öyle yapmış. Sizinkilerden farklı düşünüyorum. Sizinkilerden sizin aileden sizin arkadaşlarınızdan demek istemiş. İsmin yerine ki geldiği için arkadaşlar ne olmuş? Buna bir zamir diyoruz. Dolayısıyla bu her zaman bitişik yazılır. Şık yazılır. Ve ne dedik? İsmin yerini tutar. Zamirler konusunda işledik. İsmin yerini tutar. Bakıyorum sizinkiler diyebiliyor muyum? Zatenleri getirmiş. Benimkiler diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Birleşik yazılıyor. Sıfat yapan ki arkadaşlar sıfatların görevleri neydi? Sıfatlar ismi niteleyen kelimelerdi. Ve arkadaşlar her zaman ismin önüne geçerdi. Bakıyorum. Bahçedeki çiçekler hangi çiçekler? Bahçedeki çiçekler toz bulutu hangi? E, hangi toz bulutu? Yerdeki toz bulutu ne yapmış arkadaşlar? Her zaman yine birleşik yazılırmış. Bitişik diyelim birleşik derken bitişik yazılır. Ve arkadaşlar ismi belirtir niteler yine diyebiliyorum. Bahçedekiler oluyor mu oluyor? Yerdekiler oluyor mu oluyor? Dolayısıyla birleşik bitişik yazılıyor. Hemen doğru yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Panodakiler oluyor mu oluyor? Doğru. İstedimkiler olmuyor. Yanlış. Onunkine onunkiler oluyor arkadaşlar. Doğru. Evdekiler oluyor. Birleşik yazılması lazımdı. Yanlış. Çalışmadıkiler olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekiyor. Demek ki bağlaç yanlış yazılmış. Bendekiler oluyor, yanlış yazılmış. Ayrı yazı birleşik yazılması gerekiyordu, değil mi? Ler koydum. Mantıklıysa bitişik yazılacak. Mantıksız ayrı yazılacak. Sizinkiler olmuş. Bahçedekiler bitişik yazılması gerekirdi. Larlar getirdim, anlamlı. Yanlış yazılmış. Seninkiler anlamlı, bitişik yazılması lazımdı. Yanlış. Aşağıdakiler doğru. Evet arkadaşlar ki'nin yazımını gördük. Bir sonraki videoda D'nin yazılışını göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.